hocam tasarruf ve verimlilik paketi olacakmış. O paketin adı yarın öğreneceğiz tabi detaylarıyla. Burada işte kimler tasarrufa zorlanacak? Değerli konuklarımın da dediği gibi sadece kamu değil vatandaş da aynı zamanda tasarruf etmeye mi zorlanacak. Bir bütçe var, o bütçenin bir açığı var. O açığın kapatılmasına bir tesir olabilecek mi? Sizin öngörüleriniz nelerdir? Buyurun efendim. Evet, ben e, bu paketin e, mali e, amaçlı olmaktan ziyade politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani bunun e, birinci nedeni şu, e, Haziran'dan bu yana bir kemerleri sıkma politikası zaten uygulanıyordu. Şimdi bu yerel seçimler sonrasında boğazları sıkma politikasına geçildi. Dolayısıyla e, çok sert bir program gündemde. Bu program <laughs> e, Türkiye'de ee, ...özellikle talebi kısmaya dönük, özellikle tüketimi kısmaya dönük bir program. Dolayısıyla geniş kitlelerin talebi, tüketimi kısılırken... ...kamu kesiminin kendi tüketimini hiç kısmıyor gözükmesi e, büyük bir çelişki oluştururdu. Dolayısıyla orada e, göstermelik bir adım atılıyor... Yani bakın e, kamu kesimi de e, yani hane halkına e, şey yapılan bu tüketimi kısma programında olduğu gibi o da kendini kısıtlıyor demek zorunda hissediyorlar. Bu birincisi ikinci ikincisi şu iktidar rıza üretmekte toplumdan zorlanıyor bunu 31 mart seçimlerinde gördük meşruiyet e, zeminini kaybediyor. Bu 31 Mart seçimleri bir şeyi daha gösterdi. Zaten merkezi yönetimdeki bu savurganlıklar, işte bu saltanatlar, şatafatlar zaten görülüyor, daha görünür hale gelmişti ama bu yerel yönetimlerin el değiştirmesinde bir kez daha görüldü. O, o makam odalarından tutun o araba, şeylerine tutun yani kiralık araçlar vesaire. Yani inanılmaz borçlar vesaire. Bu bir kere daha milletin bilincine sıçradı. Yani dolayısıyla bu ikinci bir politik neden. Ama üçüncüsü mali neden de yok değil. Şöyle bir mali neden var. Yani bu 11 trilyonluk iki, 2024 bütçesi e, 2 trilyon 652 milyar borç şeyle e, açıkla başladı. Yani bu başlangıç açığı. Yani bütçenin e, dörtte birinden fazlasını açık olarak bağlamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Burada bir şeye ihtiyaçları var aslında yani kamuda tasarrufa ihtiyaçları kesinlikle var ama bu paket bunu karşılar mı işte orası soru işareti evet. yani ben karşılamayacağını söyleyeyim niye karşılayamaz bir kere bu 2 trilyon 652 milyarlık borcun 100 milyarını hani gerçekten bunu sağlasanız bile bu içinde çok komik bir rakamdan bahsediyoruz. Ee, onun dışında bu pakette dişe dokunur ne var diye baktığınızda yani şu e, örneğin erken aşamada olan bir takım fiziki yatırımları durdurmak değil mi? Evet. Yani işte evet. %75'in altında. %75'in e altında ne tamam vaziyetler evet, evet. biraz durdurulacak. Evet, deniyor ama yani bu ne kadar uygulanacak? Yani Haziran tasarruf genelgesi hiç ciddiye alınmadı bu ne kadar uygulanacak? Mesela Merkez Bankası'nın bu israf kulesi var değil mi? Buna ilişkin 2023'te göya bitecekti, bitmedi. E şirkete işte 6 ay süre verildi. Şirkete %15 zam fiyat farkı yapıldı. Peki madem bu tasarruf genelgesi var bunu niye yapıyorsunuz mesela? Kanal İstanbul konusunda resmen biz bunu bıraktık artık demiyorlar mesela değil mi? bu, bu ciddi bir başlık. Yani buna benzer şeyler var. Ne bileyim yani şimdi Türkiye'deki ee, Cumhurbaşkanı'na yeni e, makam ofisleri hariç manzaralı bir defa e, ayarlanıyor falan. Yani bütün bunlar aslında kamu ekonomisinin herhangi bir tasarrufa gitmediğini o hükümet konakları vesaire baktığınızda da bunları görüyorsunuz. Burada bu pakette dişe dokunur ne var diye bakarsanız yani ara, araba ve kırtasiye işleri bir tarafa bırakayım. Mesela araba işinde şunu söyleyeyim bir taşıt kanunu diye bir şey var. Ya hani bunlar tabi anayasa uygulamıyorlar. taşıt kanunu kim takar diyeceksiniz. Ama taşıt kanunu var. Taşıt kanunu da sayılıyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanı'na bir tane binek aracı tahsisi var. E peki ne yapıyor Diyanet İşleri Başkanlığı? E vakfı üzerinden boynu araçlar kendisi ediniyor. Asıl taşıt kanunu bunu öngörmemiş. Tam tersini öngörmüş. Diyor ki yani bir kamu idaresi, işte bir vakfa, derneğe, birliğe falan e, bir taşıtın kirasını ya da satın alma parasını ödemez diyor. Halbuki tam tersi. Burada vakıflar vesaire aracılığıyla e, kamu idaresine e, taşıt imkanları sağlanıyor. Ve bu araç kiralamaları çok daha şaibeli satın almalardan. Onun da altını çizeyim. Son 3 ayda ee, kamudaki kiralık araçlara ödenen meblağ 880 milyon liraymış Oz Hocam. Bunu da bir ara evet. not olarak size iletmiş Doğru. olayım. lüks araçlar, yani, basit araçlar değil. Evet. En son Diyanet İşleri Başkanı Audi kiraladı ya, e daha alt yakışır. Yani ama sen Temmuz'da genelge Hı. yayınlıyorsun, onun arkasından böyle bir e, alım veya kiralama yapılıyor. Sen yani, hala o sorgulama aşaması geçemedin mi Evet, geçemedim, inan. özür dilerim. <laughs> Çok optimistim. <laughs> hala bir samimiyet <laughs> arıyorum ben orada. Buyurun Oğuz Hocam. Bu kurumlar vergisi meselesi biraz muğlak. Nedir askeri kurumlar vergisi? Yani Türkiye'de 1 milyona yakın kurumlar vergisi mükellefi var. Ee, ama bunların işte altı bin e, küsürü sadece kurumlar vergisi ödüyor. Böyle bir durum var. Yani sadece yüzde bire yakını e, kurumlar vergisi ödüyor. Yüzde birin altında. Burada bir tuhaflık var. Yani bunun da önemli bir bölümünü hatta. Yani bunun da üçte birini e, çok daha az sayıda e, şirket ödüyor. Bunlar da finansal şirketler. Yani bankalar daha çok. Yani burada bir terslik var dolayısıyla e, muhtemelen şunu yapacaklar burada benim tahminim e, görmedik tabii e, şey düzenlemeyi yani e, daha önce bir hayat standardı esası vardı gelir vergisine galiba ona benzer bir şeyle yani madem kurumsun limited ve anonim şirketsin. O halde sen minimum bir kurumlar vergisi ödeyeceksin ki bu faaliyeti yapabilesin. Yoksa yapma kardeşim faaliyeti türünden bir şey olabilir mi? Çünkü %60'ı zarar beyan ediyor bu kurumların. E diğer %40'ı da yani bir şeyin bir alt düzey memurun ödediği vergi kadar bile ödemiyor aslında. Nasıl bir kurum? Tabi burada akla şu geliyor. Asıl kara delik burada değil. Kurumlar vergisinin %50'si kadar vergi harcaması var. Yani e, şu an e, işte 1 trilyon 250 milyar e, lira civarında bir e, kurumlar vergisi tahsilatı öngörülüyor 2024'te. Ama 650 milyar lira da tahsil edilmekten vazgeçilen istihza ve muafiyetler söz konusu. Peki, yani yüzde ocağım, %50'si kadar. Peki burada bir virgül koyalım. Yani evet. Bunlarda yapacaksınız ya. Yani 100 milyar nerede? 657 milyar nerede? Yani buradaki şeylerin yarısından vazgeçseniz kurumlar vergisine ilişkin isna muafiyetlerinden size 325 milyar lira bir tasarruf sağlar. E bunu yapamıyorsunuz ama ben size şunu söyleyeyim. Asıl kara delikler burada değil ve asıl tasarruf noktaları bunlar değil. Tamam.